Merhaba sevgili izleyiciler, Siyaseten de karşınızdayız. Evet, bu sezonun ilk programı Siyaseten bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Tevfik Topçu ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yüksel Yılmaz'la açılış yapıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, ilk programa siz nasip oldunuz. Seçim bildirgesi açıklanınca bunu konuşmak istedim ve o yüzden de davetimi kırmayarak geldiğiniz için teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet, isterseniz önce seçim bildirgesi, ülkenin geleceğine oy ver sloganıyla 1 Kasım seçimlerine yürüyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi hafta sonu Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin seçim bildirgesini açıklamasıyla seçim startı verdi. Evet. Evet, çok böyle 7 Haziran ardından 1 Kasım derken çok kısa süreli milletvekilliğiyle tekrar sahalardasınız. Önce sizle başlayalım. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Siyaseten programı yeni dönemin ilk programı. Evet. İlk konuklarıyız. Evet, ne güzel. Hem sizlere hayırlı olsun hem bizlere hayırlı olsun. Kesinlikle. Bu vesileyle Bursa'lı hemşerilerimize de hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Evet, geçtiğimiz günlerde seçim beyannamemizi açıkladık. Hı hı. Seçim beyannamemiz zaten Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıllık bir siyasi deneyimi olan bir hareket. Ve bugünden yarına fikirlerini değiştirmeyen, fikirlerinde istikrarı koruyan bir siyasi hareket. Dolayısıyla bizim seçim beyannamemizde çok önemli farklılıklar yok. Hı hı. Yine ülkenin durumunu tespit ediyoruz. Ülkemizin sıkıntılarını ortaya koyuyoruz ve buna çözüm yollarını öneriyoruz seçim beyannamemizde. Seçim beyannamemizin sloganı ülkenin geleceğine oy ver. Oy ver. 13 yıldır Türkiye'yi yöneten, yönetmeye çalışan, hatta yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Her türlü çelişki içinde barındıran, dün siyah diyen, bugün beyaz diyen, sürekli aldatılan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde fikirlerinde istikrarı olmayan bir siyasi hareketle karşı karşıyayız. Hı hı. Ve bugün maalesef Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun egolarına yenik düşen bir siyaset ve hükümeti kuramayan, hükümet kurmayı beceremeyen bir siyasetle ülkemiz karşı karşıya kaldı. Maalesef 7 Haziran seçimlerinden sonra Tayyip Erdoğan, Sayın Davutoğlu'na hükümeti kurma değil, maalesef kurmama görevini verdi. O da görevini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kullanarak, bu oyuna alet ederek bu görevi başarıyla tamamladılar. Ve bugün yine 1 Kasım'da milletimizin huzuruna çıkacağız. Ben bu seçimin milletimize, Bursa'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Seçim beyannamesi dediğim gibi ciddi farklılıklar yok. Hı hı. Huzurlu ve güvenli gelecek başlığı altında milletimizin karşısına çıkıyoruz. Hem siyasetle alakalı Türkiye'nin problemleri var. Siyasetin normalleşmesi gerekir. Ahlaki değerlerin maalesef taban yaptığı bir dönemde ahlaki değerlerin yükselmesi gerekir. Ve yine ekonomi, doların, euronun geldiği nokta ortada. Ciddi bir pahalılaşma, ciddi bir enflasyon söz konusu. Hı hı. Bu hükümetin beceriksizliklerinden dolayı ve yine Türkiye'nin gündeminde en büyük problem maalesef asayişsizlik. Bugün hala Türkiye'nin önemli bir noktasında dönem dönem günlerce sürebilen sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak behemal süratle sıkı yönetim uygulanmalı diyoruz. Bizi demokrasiye inanmamakla suçlayan siyasi iktidar orada zaten fiilen o hal uygulaması devam ediyor. Seçimi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Sandıkları evet. Doğru koruyabilecek miyiz, koruyamayacak mıyız? Asayişi nasıl sağlayacağımızı bilememekle birlikte bu seçime gidiyoruz. Ben bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün bunların neticesinde ciddi bir oy kaybı yaşayacağını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sürekli artarak haklı çıkması gerekçesiyle oyunu ciddi bir şekilde artıracağını düşünüyorum. Evet, sadece seçim bildirgesinde değil, listelerde de çok büyük değişiklikler olmadı değil mi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genelinde? O konuyla alakalı ben bir iki cümle söyleyeyim, il başkanımıza bırakayım konuyu. Gerçekten ben listelerin açıklandığı gün de bir televizyon programını açıklamıştım. Hı. Adalet Kalkınma Partisi Bursa seçmeninde ciddi bir nezaketsizlik yapmıştır. Sanki Bursa'da bir Erzurumlu bulunamadı. Liyakatlı, becerikli, yetenekli, Bursalıları temsil edilebilecek bir Erzurumlu bulunamadı. Eğer Erzurumlu aranıyorsa. Bu Erzurumlara da ciddi bir saygısızlıktır. Hı. Efkan Alay'ı getirdiler. Mezinoğlu zaten o da Bursalı değil. Hı hı. Onu da getirdiler. Ve yine Kehani Torun Bey, hı hı, o da Bursa'yla uzaktan yakından alakası olmayan bir insan. Bizim seçim
listelerimizde de bir değişiklik olmadı. Sıralama bile aynı hemen hemen. Şöyle diyelim buna. Öncelikle ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılarınızın daim olmasını hep beraber temenni ediyoruz. Bu ilk programda Bursalılarla buluşma fırsatını bize tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran seçimleriyle ilgili listesiyle bugünkü listesini mukayese ettiğimizde Sayın Vekilim değişmedi derken mevcut milletvekillerini kastederek söyledi. Onun haricinde devam eden isimlerde 8 isim değişikliğe uğradı listelerimizde. Bunlardan bir kısmı sağlık problemlerinden ki biliyorsunuz yakından tanıdığınız Fikret Fidan. Beyefendi ciddi bir rahatsızlık neticesinde bu dönem geçmiş adayı olmadı. Diye. Bu vesileyle tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Yine sendikal hayattan tanıdığımız Selçuk Türkoğlu Bey kamudaki pozisyonu gereğiyle aday olmadı. Onun haricindeki Yusuf Turan ve Yüksel Okumuş beyler aday oldular. Ama genel merkezimiz öyle uygun gördü. Neticesinde 8 adayımız değişikliğe uğradı bu dönemde. Bir önceki listeyle mukayese ettiğinizde yaş ortalamasının biraz daha düştüğünü, biraz daha gençleştiğini ve kadın sayısının daha arttığını. Daha ön sıralara kaydı. Evet, biraz daha ön sıralara kaydığını ve 4 tane bayan adayımızla bizim Milliyetçi Hareket'in tarihinde ilk defa bu kadar çok adayımızın bu dönem bayan adayımızın bu dönem listelerde yer bulduğunu görüyoruz. Bu da seçim sahasında, alanda performansımızı daha olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Kadın sayısının fazla oluşuyla mı? Kadın sayısının ve genç nüfusun, evet. Ve genç adayımızın ve tecrübeli isimlerle birlikte bir harman yaptığınızda performans artışının daha yüksek olacağını buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer performans siyasi deyince tabii yani çok üst üste seçime gidiyoruz. Yani 7 Haziran, 1 Kasım yani işte daha oturup dinlenmeden hadi bakalım tekrar sahalardayız oldu. Evet, bu noktada doğru. İki seçimi Cumhuriyet tarihinde galiba ilk defa bir hükümet kurulamıyor ve bu kadar yakın mesafeyle ilk kez bir seçim yaşıyoruz ama bizler siyasi partiler olarak bunu bir sportif deyimle, sportif bir benzetmeyle açıklayacak olursak takımlar sezon öncesi antrenmanlarını, bir yoğun bir kamp dönemi, bir takım transferler yaparak yeni sezona hazır hale gelirler. Bizler de bu iki seçim arasındaki dönemi iyi değerlendirip yenilenen isimlerimizle lige hazırız diyoruz. Bir başka deyişle bize her gün her yer Kerbela, her gün aşure, gününde ya da zamanında erken sonra yapılacak olan her seçime 46 yıllık bir birikimin neticesinde her daim hazırız. Ne güzel. Peki seçim bildirgesine geçmeden önce biraz 7 Haziran'dan bugüne değerlendirmek istiyorum. Koalisyon hükümeti kurulamamasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel tavrı pek çok kesim tarafından eleştirildi biliyorsunuz. Yani hükümetin kurulamama gerekçesi olarak bile ifşa edildi Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi bu konuda önce Tevfik Bey'den alayım isterseniz. Çünkü Ankara bağlantısı direkt orada. Neden Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon hükümeti olmaya yanaşmadı? Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şekilde böyle bir suçlamayı hak etmiyor. Önce onu ifade edeyim. Şimdi süreci doğru okumamız lazım. Baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran akşamı Genel Başkanı Türkiye'nin kamuoyunun önüne çıktı ve bazı alternatifler sundu. Dedi ki biz ana muhalefet partisi olmaya talibiz. Bu açılım sürecini, çözüm sürecini destekleyen siyasi partiler bir araya gelmeli, bir hükümet kurmalı. Hatta zaten baktığın zaman aslında bizim genel başkanımızın teklif ettiği hükümet modeli Türkiye'nin ihtiyacı olan bir hükümet modeli. Türkiye'de siyaset gerginleşmiş, nefret kültürü artmış, insanlar birbirinden nefret eder hale gelmiş. Düşünün ki bir Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir hükümet kursaydı bu gerginliği biraz azaltabilirdi. Bunun dışında HDP'nin de bu üç siyasi partide çözüm noktasında bir araya geldiler ise hükümeti kurmalıydılar. Eğer bu hükümet kurulamadıysa bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun kararıdır. Hükümeti kurmama görev verilmiştir ve uygulamıştır. Hiçbir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurma teklifiyle gelinmedi. Bunu bir Allah'ın kulu çıksın söylesin, başbakanı da dahil. Biz şu net önerilerle Milliyetçi Hareket Partisi'ne hükümet kurma teklifini de bulunduk desin. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan teklif şu: azınlık hükümeti ve seçim hükümeti. Biz de buna hayır dedik. Zaten bir de şu var, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler başlanıyor. 32 gün
Sokaktan herhangi bir insanı çağırsanız, deseniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli eğitimle, ekonomiyle, terörle fikirlerini aşağı yukarı bilir. Adalet Kalkınma Partisi'nin de sokaktaki insan ne düşündüğünü biliyor. Bir hal böyleyken adına istikşafi toplantılar dediler, birbirini tanıma ve Türk milletini oyaladılar. Halbuki burada Kılıçdaroğlu da buna çanak tuttu. 10. günü, 15. günü, ya arkadaş siz hükümet kurmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Gelin şunları konuşalım, neyi konuşuyoruz demeliydiler. 32 gün sonra Sayın Davutoğlu hükümetin kurulamadığını, anlaşamadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu da kendilerine bir hükümet kurma teklifi gelmediğini söyledi. Ve bize geldiler. 2,5 saattir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 gün zaman ayıran Cumhuriyet Halk Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 2,5 saat ayırıyor. Ve o gün Genel Başkanımız da daha sonra televizyon programında da açıkladı bunu. Yani evet, bizim çantamızda hükümet programı, bakanlıkların dağılımı hepsi hazırdı. Çantamızı bile açtırmadılar bize. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 4 tane temel unsuru ifade ettik. Dedi ki bu 4 tane şartımızı kabul etsinler. Nedir bunlar? Anayasanın ilk, çok kısa geçeceğim. Anayasanın ilk 4 maddesi, işte Türk kimliğinin, bayrağının, başkentin tarifi ve bunların üniter yapının bozulamaması ve bunların değiştirilemeyecek, teklif dahi edilemeyecek olması. İkincisi çözüm sürecinin rafa kaldırılması. Üçüncüsünün 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının mutlaka incelenmesi. Biz bir de şunu söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimize. Bu yolsuzluk iddiaları gerçek de olmayabilir. Faraza ki bunlar bir iftira, bir kumpas. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bunlar bir kumpas. Burada bir suç var. Ya yolsuzluk var, bu bir suçtur. Eğer yolsuzluk yok ise bir kumpas suçu vardır. Birileri bu iftiraları arttı, birileri bu belgeleri ortaya koydu. O halde bunlar yargılanmalı. Yani 17-25 Aralık eğer yolsuzluk var ise yargılanmalı, cezalandırılmalı. Yok kumpas ise kumpası kuranlar cezalandırmalı. Biz bunu söylüyoruz. Mutlaka yargının önüne çıkmalı bu. Ve bütün bunların yanında bizim bu 4 maddemizi hiçbir şekilde kabul etmeyenler ama maalesef Dolmabahçe'de PKK'nın siyasi uzantısının, HDP'nin başbakanın yardımcılığıyla beraber 10 maddesini hiç tereddütsüz imzaladılar. Yani hiç Türk milleti şunu duydu mu? Ey MHP, ey Devlet Bahçeli, bu 4 maddeniz senin, 4 maddenizin şartınızın şusu iyi, busu kötü, şunu sonra konuşalım, bunu erken konuşalım. Hiç böyle bir itiraz veya bir tartışma konusu duydunuz mu? Bunların gerçekten hükümet kurmak gibi bir dertleri yoktu. Hiç olmadı. Koalisyon isteği hiç vardı olmadı zaten. Evet. Hiç olmadı evet, dertleri. Bunların dertleri ülkeyi tekrar bir kaosa sürükleyip, işte bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olmadıysa, tek başına hükümet olmadıysa, sizin başınıza bu işler gelir. Terör artar. Suruç katliamının nedenini bu ülke öğrenmeli. Suruç'ta ne oldu ve kimler yaptı? Hemen Suruç'un arkasından iki tane polis memurunun ensesinden vurularak, çok profesyonelce katledilerek şehit edilmesini birileri açıklamalı bu ülkeye. Ondan sonra terör başladı. Ondan sonra Devlet Bahçeli bir açıklamada daha bulundu. Seçim bu ülkeye zehirdir dedi. Süratle bir araya gelinmeli, bu hükümet kurulmalı dedi. Yine hiç kimse bu çağrıya cevap vermedi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef hükümet kurmak gibi bir gayretin içerisinde olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi aldatılmıştır veya öyle gözükmüştür. Bu hükümet kurma çalışmalarında samimi davranmamışlardır. Türk milletine şu mesajı vermek istediler. Ey Türk milleti, biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak samimiyetle hükümeti kurmaya çalıştık ama kuramadık. Bütün bu işlerin sebebi de Milliyetçi Hareket Partisi. Ya 32 gün neyi kuramadınız siz? Bu millete bunu açıklamalısınız. Neyi kuramadınız, neyi konuştunuz, neyi tartıştınız? 32 gün. Ve o arada zaten Cumhurbaşkanı da bundan sürenin tüketilmesine fırsat bilerek seçim kararı aldı. Mesela sürenin tüketilmesi sağlandı zaten. Sağlandı. Evet, buna Cumhuriyet Halk Partisi maalesef çanak tutmuştur. Bu bir plan dahilinde devam edildi. Az önce de vekilimizin söylediği gibi Başbakan Davutoğlu, AKP'nin eş başkanı gibi davranan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından git ipe onu ser gel dendi. Bütün bu görüşmeler, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan görüşmeler, yasak savma babından yapılan bir çay içme ziyaretinin ötesine gitmedi. Ki bizzat bu süreci Genel Başkan'ın ağzından birebir dinlemiş bir isim olarak bugün burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olduğunu iddia eden
öyle gözüken, gözükmeye çalışan Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu bizim genel başkanımıza, MHP'nin genel başkanına biz hükümet kuralım diye koalisyon teklifinde asla ve kata bulunmadı. Bunun dışındaki, bu bağlamdaki Sayın Davutoğlu genel başkanımızla yapılan ve Bursa milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik'in de, AKP'li Faruk Çelik'in de olduğu o toplantıda kameraların ve kamuoyunun karşısına geçtiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne tamamen reddiyeci bir yakıştırma, bir tavır edasında, suçlayıcı bir tavırda açıklamalarda bulunmuştur. Oysa görüşmenin içeriğinde asla ve kat'a, altını çizerek ve özellikle söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir koalisyon teklifi yapılmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi son derece makul istekte bulunmuş ve bu isteğini Sayın Başbakan'a sunmasına rağmen hiç değerlendirmeye dahi alınmamıştır. Zaten o ziyaretin bir gün öncesine, birkaç gün öncesine baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi yetkili kurullarını toplayarak seçime hazır olun talimatını verme nezaketsizliğini dahi göstermişti, hatırlayınız evet. O günleri. Hı hı. Yine Cumhurbaşkanı sorumluluk alanının dışına çıkarak ilk defa 1 Kasım tarihini telaffuz etmiştir. Bu hem parlamentoya ve parlamentonun temsil ettiği Büyük Türk Milleti'ne bir kere baştan bir saygısızlık. Sizin hatırınızda mı 1 Kasım tarihini açıklamak? 1 Kasım tarihinin açıklayacağı kurum ve kuruluşların belli. Değil mi? Hatırlayın. Evet. 1 Kasım tarihini Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bu açıklamanın paralelinde YSK'da o tarihi seçim günü olarak açıkladı. Ama bütün bu süreci milletimiz büyük bir soğukkanlık içerisinde değerlendiriyor, analiz ediyoruz. Öyle tahmin ve ümit ediyoruz ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu uzlaşmaz tavrını 1 Kasım seçimlerinde milletimiz iyi değerlendirecektir diye düşünüyoruz. 3 Kasım biliyorsunuz tarih sizden gelmişti ve Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olmuştu. Şimdi 1 Kasım'da bu tablo değişir mi? Kasımların Türkiye siyasi tarihinde çok önemli bir yeri var. Evet, 3 Kasım'da geldiler, 1 Kasım'da gidecekler diye bir söylemde yerleşmeye başladı. Bir de 1 Kasım'ın Türk tarihinde önemli bir başka güzel bir şeyi vardır. 1 Kasım 1922. Hı hı. 1 Kasım 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanatın kaldırılışıdır. Hı hı. Yine inşallah 1 Kasım 2015'te haram saltanatının, yolsuzluk saltanatının, sultanlık saltanatının kaldırılışı olur inşallah. Hazır meclisten bahsetmişken gittiniz mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, Sayın Cumhurbaşkanı? Sizin partilerinizde çok ciddi böyle bir ağız dalaşına girdiği konuşmasında orada mıydınız? Şimdi çok üzüntü verici. Ben ilk yemin ettiğimizde gittiğimde de çok üzülmüştüm. O zaman da çok üzüldüm. Şöyle çok üzüldüm. Biz bir de devlet geleneğini temsil eden bir siyasi hareketiz. Devlet bizim için kutsiyeti olan bir kavramdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı gerçekten hepimizin Cumhurbaşkanı olmalı. İlk seçildiğimizde, gittiğimizde orada Cumhurbaşkanı geldi ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki diğer bütün siyasi partilerin hiçbiri ayağa kalkmadı ve alkışlamadık. Hı hı. Yine bu yeni yasama döneminde de bunlar oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın dönem içerisinde bize yaptığı hakaretleri unutamayız. Bunlar kafa tatışı. Hı hı. Bunlar elhamı bilmez, bunlar şöyledir, bunlar böyledir diye hakaret edeceksiniz. Bir siyasi parti liderinin ötesinde hakaret edeceksiniz. Sonra bizden saygı bekleyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne devletin imkanlarıyla oy isteyeceksiniz. Düşünün ki biz hani 17-25 Aralık yolsuzluğun incelenmesini istiyoruz. Onun yanında bir de Cumhurbaşkanı'nın yasal sınırlarına çekilmesini istiyoruz. Şartlarımızdan da bir tanesi bu. Düşünün ki bir cumhurbaşkanı devletin imkanlarıyla 52 ilde seçim döneminde devletin parasıyla miting yapacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni o isteyecek. Yani o karar vermeli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı mı, başbakanı mı, yoksa bu ülkenin cumhurbaşkanı mı? Bu adam yemin etti. Sayın Cumhurbaşkanı yemin etti. Niye yemin etti? Cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız olacağına, namusum, şerefim üzerine ant içerim dedi. Peki ne taraflılığı? Efendim ben taraflı davranacağımı söylemiştim. Hı hı. Anayasamızı değiştiririz. Partili cumhurbaşkanı olarak
bir koyarız mecliste, bunun yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Partili Cumhurbaşkanı olduğu zaman siz bu eylemleri, bu icraatları makul ölçülerde, yasal sınırlar içerisinde yaparsınız. Yasa değişmedi ki. Yasa hala Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık ilkesini korumasını emrediyor. Anayasamız bunu emrediyor. Sen buna yemin ediyorsun. Bu anayasa üzerine yemin ediyorsun. Ve bu yeminini hiçbir şekilde de tutmuyorsun. Bu çok ahlaki bir davranış değil. Tabii ki orada üzüldük. Ben çok üzüldüm şahsen. Yani bir cumhurbaşkanımız geliyor. Bütün ülkenin cumhurbaşkanı, cumhurun başı. Ve kimse ayağa kalkmıyor. Kimse saygı göstermiyor. O da zaten bize saygı uzun zamandır bizlere saygı göstermiyor. Böyle bir iletişimsizlik, böyle bir saygısızlık karşılıklı bu ülkeye hayır getirmez. İnşallah 1 Kasım seçimleriyle beraber bunu da bir şekilde aşmamız lazım, aşarız diye düşünüyorum. Yani yine siyasi nezaket, üslupta işte bütün siyasi parti genel başkanlarına Davutoğlu'nun çağrısı gerçekleşti biliyorsunuz seçim süreciyle beraber. Ama görüyorum ki siyasi nezaket bu seçim çalışmalarında da gerçekleşmeyecek. Üsluplar yine sert, yine hakarete dayalı, özellikle iktidardan muhalefete doğru aynı seyirde devam edecek gibi görünüyor. Vatandaş kavga edenden artık hoşlanmıyor seçmen. Yani kavgacı, sürekli hakaret eden, insanları ezen, aşağılayan, tavır içerisinde olan bir siyaset modeli istemiyor. Türkiye gerginlikten çok çekti. Hala çekiyor. Çok çekti. 70-80 yıllık bu genç cumhuriyetine de baktığımız zaman bu ülke ne çektiyse hep karşıtlık politikası üzerinden çekti. Hep kutuplaşmadan çekti. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, ülkücü, milliyetçi, solcu, ulusalcı, şucu, bucu. Hı hı. Hep bu nefret söylemleri, ayrışma söylemleri ne? Bu dönem Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek dönemine ulaştığını görüyoruz. En gergin dönemini yaşıyor şu an. Bu da Sayın Tayyip Erdoğan'ın maalesef siyaset yapmak uslubuyla alakalı. Hep nefret söylemi, hep başkaları ötekileştirme söylemleri maalesef uygulamaları da böyle olunca Türkiye'de bir kesim var ki Tayyip Erdoğan ne yaparsa doğru yapmıştır. Bir kesim var ki Tayyip Erdoğan gerçekten iyi bir şey de yapsa ki 13 yıllık süreç içerisinde hiçbir iyi bir şey yapmadı bu insanlar. Gayet tabii ki önemli hizmetleri de var. Fakat iş öyle bir karşıtlık politikası öyle bir gelişti ki, nefret söylemi öyle bir gelişti ki artık Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın hiçbir şey doğru değil. Veya ne yaparsa yapsın her şey doğru. Biz de ülke olarak bundan kurtulmalıyız. Bundan kurtulamazsak bu seçimler gelir geçer, bir tablo çıkar. Fakat Türkiye önce bu gerginlikten kurtulmalı, birbirimizi anlamaya çalışan, birbirimizle beraber yaşamak zorunda olduğumuzu kavrayan ve sindirebilen bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Demokrasimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları geliştiremezsek bugünkü iktidarlar gelir gider. Yarınki iktidar gelir bunlardan hesap sormaya başlar. Tabii ki. Yani düşünün, bir Türkiye düşünün. Eğer cemaatle bu insanlar kavga etmeseydi. Bugün balyozdu, şuydu, buydu. O davalarda, Ergenekon gibi davalardan ceza almış, mahkum olmuş insanlar hala cezaevinde olacak mıydı? Muhtemelen olacaktı. Peki bunun bedelini nasıl ödeyecek bu insanlar? İktidar da dahil buna. Nasıl aldanırsın bu kadar? Ergenekoncular cezalandırırken, balyozdan yargılananları cezalandırırken aldatıldılar. PKK ile çözüm sürecinde yine aldatıldılar. Ya bu kadar aldanan, aldatılarak Türkiye yönetilemez. Bu kadar çok aldatılırsa bir ülke, işte iki ayda 140 tane, 150 tane şehidi yaşarız. Bağrımıza gömeriz. Umarız son olur. En son valiler aldattı. Evet, en son valiler aldattı. Evet, doğru. Aman Akanlı'yı geçti bizimkiler maşallah. Biliyorsunuz bir Fuat abinin gerçeğimiz var. Evet. Evet, il başkanı olarak biliyorsunuz bu seçimlerde hazine yardımı da yok siyasi partilere. Nasıl hazırlanıyorsunuz seçime? Evet, doğru. Anayasa gereği malum, o da tartışmalı bir konu, netleşmemiş bir konu. Yıl içerisinde birden fazla seçim yapıldığı zaman bir seçime cevaz veriyor anayasa. Ama bizim ekonomik imkanlarımız zaten hep sınırlıydı. Bu seçimde de sınırlı. Biz ekonomik rakamlardan ziyade inanmış insan gücümüzle sahada olacağız. Bunu, bu dezavantajı bu inanmış insan gücümüzle, dava insanlarımızla avantaja çevireceğiz.
Bütün bunlardan ziyade biz milletin çektiği sıkıntıları 7 Haziran'dan bugüne kadar gelinen süreçte artarak devam ettiğini görüyoruz. Sosyal hayatın bütün kesimlerini oluşturan o dilimlerin büyük bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Ekonomiden tutun, işçisinden, esnafından, memurundan çok büyük bir sıkıntı içerisinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu sorunların anlaşılır yalın bir dille milletimize anlatarak 46 yıldan beri Türk siyasetinde var olan, milletimizin derdine derman olacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Bursa özelinde en yüksek oyu, tarihsel süreç içerisinde geriyle mukayese ettiğimiz en yüksek oyu alarak, en fazla milletvekili çıkartarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarına Bursa özelinde katkı koymak istiyoruz. Bu doğrultuda planlamamızı yapıyoruz. Hedeflerimizi belirliyoruz. Bursa'nın 2.023.000, hatta son artışlarla beraber 2.050.000'e dayanmış bir seçmeni var. Dolayısıyla kitle iletişim araçlarıyla, sosyal medyadan tutun, diğer argümanları da kullanarak bu 2.023.000, 2.050.000'e dayanmış seçmenimize ulaşıp en yüksek düzeyde oy almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Süre çok kısa çünkü yani. Evet. Bir ayınız var çalışmak için. İnsanlarımız yorgun. Çok yorgun. Şimdi tabii sadece bu iki seçimi baz almamak lazım. Hemen kısa bir geçmişe baktığımız zaman referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi, 30 Mart seçimleri, 7 Haziran seçimleri, neredeyse 2 yılda 5 seçim. İnsanlar da bıktı artık. Evet. Ekonomik anlamda da yoruldu ve şunu görüyoruz. Ben bu seçimin katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Ama sokakta önceki seçimlere kıyasla seçmen siyasilere fazla, bütün siyasi partiler için söylüyorum, çok fazla ilgi göstereceğini düşünmüyorum. Onlar da bıktı artık. Ve televizyonlar da aynı toplum gibi ikiye bölündü. Havuz medyası, bilmem ne medyası. Bir tarafı seyrediyorsunuz, bakıyorsunuz ki Evliyaullah'ları anlatıyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Davutoğlu. Öbür tarafa bakıyorsunuz ki hainleri anlatıyorlar. Yani böyle bir uçurum. İşte hep ben bundan bahsediyorum. Yani bu seçimler gelir geçer. Ama bu millet bunu taşıyamaz daha fazla. Bunun taşınması halinde ne ekonomiden bahsedebiliriz, ne demokrasiden bahsedebiliriz, ne adil paylaşımdan bahsedebiliriz. Bunların hiçbirinden bahsedemeyiz. Ne mutluluktan bahsedebiliriz. Türkiye öncelikle bu nefret söyleminden, ikliminden süratle kurtulmalı. Yoksa tansiyonu düşüremezsek, Türkiye'yi normalleştiremezsek, birbirimizle oturup konuşamaz halde devam eder isek, Türkiye'nin hiçbir problemini çözemez hale gelir. İşte bunun için Türkiye'nin bütün değerlerine sahip çıkan bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Buradan hareketle seçmenlere şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına sahip çıkıyoruz. Atatürk'ü de sahip çıkıyoruz. Yine bu ülkenin inanç değerlerinin tümüne sahip çıkıyoruz. Bakın seçim beyannamemizde ilk defa siyasi kaygılardan uzak Alevilerin problemlerini kucaklayan, çözme gayretinde olan seçim beyannamemize çok net bir şekilde bir şeyler koyduk. Bu seçimde açıkladık. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ülkenin ortalama değerini temsil ediyoruz. Ve seçmenlerin, Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Evet, bildirgiye birazdan geçeceğim ben ama Milliyetçi Hareket Partisi Bursa mitingi yapacak mı? Sayın Bahçeli gelecek mi? Şu ana kadar netleşmiş bir şey yok ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçim döneminde 3 büyük metropol kentte miting yapacağını, daha çok bu dönemde az farkla kazanılan ya da kaybedilen illeri tercih edeceğini genel merkezimiz İktidar ifade etti. İktidar partisinin yaptığı gibi. Eğer fırsat kalır ise son anda bir Bursa mitingi olabilme ihtimali yani var ama şu anda... Mitingden ziyade ilçelerde genel başkanlığından daha çok insanla temas da sağlanabilir. Bu konuda verilmiş bir karar. Bu da son haftaya mitingler doğru. Mitingler de artık çok yorucu olmaya başladı gerçekten. Yani hangi siyasi parti olursa olsun insanlar miting gitmiyorlar. Bak yani son seçimde bunu gördük. Niye gitmeyenler? Evet yani o sıcakta ya da o soğukta neden, ne için? Ekranlarda zaten izleyebiliyorlar, canlı yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla hakikaten oralara gitmenin çok bir faydası da yok, mantığı da yok. Hani sadece siyasi partiler aman bana 30 bin kişi geldi, öbürü yok bana 20 bin kişi geldi. Bir kıvanma ya da eleştiri konusu haline dönüştü. Mitingler alacağınız oyla orantılı değildir. Değil. Mitingler takdir edersiniz ki bir teşkilat organizasyonu, teşkilat faaliyetidir. Yani oradaki kalabalık,
sizi yanıltabilir. Oradan bir oy hesaplaması yapılmaz ki. 2011 seçimleri yanılmıyorsam Milliyetçi Hareket Partisi'nin alandaki mitingi çok çok daha 2011'deki daha güzeldi, evet. Güzel ve kalabalık idi. Bugün ama milletvekiline mukayese ettiğiniz zaman daha az, 2'de kaldı. Son mitingimizle mukayese ettiğinizde daha zayıf gibi gözüken bir mitingde daha fazla oy ve milletvekili çıkarız. Yani bu bir oya tahvilli değil de bir organizasyon, teşkilat organizasyonu ve görsellik ve psikolojik olarak bir faydası var. Ama bugün bu büyük efsane mitingler 70'li 80'li yılların, hatta 90'lı yılların sonuna kadar bir iletişim tekniğiydi. Ama bugün gelişen dünyada daha çok görsel kitle iletişim araçları, sosyal medya, internet vesaire kanallardan milletimiz bilgi sahibi. Yeni şeyler koymamız lazım. Olabiliyor. Yani çünkü daha hızlı, artık o kadar hızlı tüketiliyor ki her şey, haberler. İşte bir Twitter gerçeği var, evet. Facebook var, Instagram var, haber siteleri var. Dolayısıyla yani insan, herkes artık gazeteci, herkes siyasetçi, herkes düşündüğünü doğru ya da yanlış sosyal medya aracılığıyla kitlelere ulaştırabiliyor. Dolayısıyla o meydanlarda yapılan mitinglerin çok da bir hükmü dediğiniz gibi yok. O yüzden de hani gerek var mı? Hem maddi hem manevi bence çok iyi düşünülüp tartışılıp öyle karar alınması gereken bir durum olarak görüyorum. Zamanın darlığını da göz önünde bulunduracak evet, olursan bugünden itibaren baktığınız zaman 23 gün, tabii. 24 gün gibi bir, 3 pazarımız kaldı. 3 pazarımız kaldı. Şimdi 29 Ekim tatilini de sanırım 1 Kasım'a birleştireceklermiş. Perşembe'ye denk geldiği için Cuma'yı da tatil edeceklermiş. Yani daha çok tatilciler tatile gitsin diye mi? Evet, oy kullanmasınlar. Medya üzerinden daha çok seçmenlere ulaşmaya çalışacağız. Genel Başkanımız da bu doğrultuda televizyon programlarına katılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini milletimize paylaşacağım. Peki Bursa'da medya anlamında sıkıntınız var mı? Sesinizi duyurabiliyor musunuz? Sizler de olmasanız vay halimize. Estağfurullah. Bunu şey anlamda sormadım, bu kurum olarak sormadım. Genel anlamda Bursa, yani havuz medyası, yandaş medya, karşıt medya. Türkiye Bursa'nın aynası tabii. Yani Bursa'da Türkiye'nin aynası. Türkiye'de hal neyse Bursa'da da öyle. Hatta şunu hissediyoruz. Köşe yazarlarımızın veya gazetecilik yapan arkadaşlarımızın birçoğu, hatta önemli bir kısmı da sol gelenekten gelmedir. Hı hı. Basının hakimi daha çok o gelenektir. İş dünyalarında birçoğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermezler. Ancak yazmaya gelince de yazamazlar. Yazmayınca kovuyorlar, yapacak bir şey yok. İşinden oluyor. Örnek görüldüğü gibi. Bu tabloyu yaşıyoruz Bursa'da. Türkiye'de var bu. Bunları, bakın işte Ahmet Hakan bunları, gerçeği var. Yani. Bunları isimlendirmek, ifşa etmek doğru değil. Bence. Neticede onlara da çok fazla bir şey demiyoruz. Bir ekmek meselesi. Evet. Türkiye'de basın mensubu olmak gerçekten çok zor. Şu ben an çok, basın özgürlüğü dünyada Türkiye açısından çok ayıp bir nokta. Hem özgürlük açısından hem ekonomik anlamda gerçekten basın çalışanlarımız çok zordalar. Yani Türkiye Bursa'da 11 günlük gazete herhalde onu 11'i buldu. Tirajları çok kötü. Zaten 11 tane gazeteyi Bursa taşıması da çok zor. Yani bu okul kitlesiyle veya Türk milletinin bu gazete satın alma anlayışına baktığımız zaman 11 gazeteyi taşıması da zor. Burada çalışan arkadaşlarımız nasıl para kazanacaklar? Belediyelerde, yerel yönetimlerde maalesef iktidarın elinde. Bütün kaynak onların elinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bütçesinin çok önemli bir kısmını bu ilan, tanıtım, reklam giderlerini ayırıyor. Dolayısıyla bizi yazmaları biraz zor. Bu tabii ki bundan şikayetçiyiz. Ama onları da anlamaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda işte sosyal medya sizin için çok önemli oluyor. Önemli fırsat, kullanmaya çalışıyoruz ama aziz cümle sizlerin de bu baskılardan arındırılmanız için, kurtulmanız için Milliyetçi Hareket Partisi'nin tez zamanda iktidarına bizim kadar sizin ihtiyacınız var. Çok tez zamanda. Evet. Peki şimdi sevgili izleyiciler, tabii bu arada eğer konuklarımıza sorularınız varsa 0224 koduyla 211-1075 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeliyim diye merak ettiğinizi düşünüyorum. Ben hepinizin adına bu soruyu önce il başkanımıza, sonra size yöneltmiş olayım. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra olsun mu? Tam olsun böyle bakalım. Derin bir nefes almışken. Evet, reklam arasından sonra il başkanımızdan bunun yanıtını alalım. Evet, siyaseten devam ediyor. Konuklarımız Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Tevfik Topçu ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yüksel Yılmaz. Tam reklam öncesinde demiştim ki
bütün seçmenler adına soruyorum. Niçin 1 Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy versin insanlar? Evet. Şimdi 13 yıldan beri ülkemizin yönetiminde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamış olduğu politikalar neticesinde sosyal hayattan, siyasal hayattan, iç politikada, dış politikada ciddi manada ülkeye zarar verdiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Türkiye bıçak gibi, karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda. Birlikte 1000 yıllık kardeşliğimiz bu topraklar üzerinde 1000 yıldan beri beraber yaşadığımız, kader birliği yaptığımız insanlarımızla şu son yıllarda o hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikaların neticesinde bir arada yaşama arzumuzu kaybettik. Bu çok ciddi manada tahribat gördü. Dolayısıyla bu oranda, bu ciddiyetle bir onarıma ihtiyaç var. Milliyetçi Hareket Partisi bu toprakların üzerinde yaşayan her vatandaşını kıymetli görür ve bu toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı, toplumsal mutabakatı sağlayacak olan adrestir. Dolayısıyla bir arada büyük Türkiye sevdası olan kalbindeki bütün insanlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu seçimde oy vermesi ülkenin ve ülke üzerinde yaşayan milletimizin hayrına olacağı kanaatini taşıyoruz. Sadece birlikte yaşama arzusu için mi? Hayır. 2002 seçimlerinde o meşhur krizlerin olduğu dönemlerde ülkemizdeki toplam borçları 6.6 milyardı. Yani ne demek? Konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi, bütün kredilerin toplamı 6.6 idi. Bugün gelinen nokta itibariyle 356 milyara ulaşmış. Yani bu 50 katına artmış. Türkiye adı konmamış bir krizi yaşıyor. İnsanlarımızın neredeyse tamamı icralık ve borç batağında. Süratle bu borç salmanın içerisinden insanlarımızın kurtarılması lazım. İcraların, iflasların yoğun yaşandığı dönemi yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Dolayısıyla ekonomik alanda da bir rahatlamaya ihtiyacı olan her kesimin Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu dönemde oy vermesi gerekir. Çünkü bunlar, bu ülkeyi yöneten, bu zihniyet kendi ve kendi evlatlarından başkasını düşünmüyor, görüyoruz. Ömürlerinde bir gün dahi ticaret yapmamış olan insanlar milyar dolarlık servetlerin sahibi oldular kısa dönemde. Ya da milyar dolarlık serveti olan şirketlerin yönetimlerinde söz sahibi olduğunu görüyoruz. Geriye kalan milletin evlatları ise aç, sebil, biçare durumda. Biz bu çaresizlerin umudu olmak istiyoruz bu seçimlerde. Dolayısıyla bu biçare durumda olan insanlarımız da insanlarımız için 1 Kasım seçimleri bir fırsat. Dolayısıyla ekonomik zulüm altında inim inim inleyen insanlarımızın umudu, çaresi Milliyetçi Hareket Partisi bu seçime. Sadece ekonomi mi? Tarımsal kesimde de insanlarımız çok ciddi manada sıkıntılar yaşıyor. Biz netice itibariyle seçim dönemini yaşıyoruz. Bu stüdyoya gelmeden önce sahalardan geliyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın en son Karaoğlan, hemen akabinde İzdin, Çilekli köylerini ziyaret ettik ve buradaki korkunç manzarayla karşılaştık. 65-70 kuruşa mal edilen domatesi 30 kuruşa satamıyorlar. Bir planlama yok. Bunları düşünen yok. Varsa yoksa kendi ve kendi evlatlarını düşünenlerin sahada, tarlada alın terini düşünmelerini beklemek de çok doğru değil. Milliyetçi Hareket Partisi dolayısıyla seçim beyannamesinde de çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Tarım kesiminde çalışan insanların da umudunun Milliyetçi Hareket Partisi çektiği sıkıntıların son bulduracak adresin de Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu bağlamda seçim beyannamesine baktığımızda üzümden domatese, zeytinden incire kadar her üreticisinin derdine derman olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz, ifade ediyoruz. Mesela bugün çok önemli bir girdi olan mazotun 1.75 TL'ye yani ÖTV vergilerinden arındırılmış şekliyle fidan, gübre ve diğer girdilerdeki tüm vergileri ortadan kaldırıyor. Aksine teşvik ediyor. Yine rekolte ve diğer sebeplerden dolayı istikrarsız olan fiyatı devlet garantisi getiriyor Milliyetçi Hareket Partisi.
efendim işte bu sene rekolte çok yüksek, 10 liraya sattığınız zeytin bir bakıyorsunuz 5 liraya düşüyor. Hayır efendim. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindeki devlet anlayışında bir fiyat garantisi getiriyor. Dolayısıyla yıllık ya da mevsimlik yaşanan olumsuzluklardan tarımla uğraşan çiftçilerimiz mağdur edilmeyecek. Bir istikrara kavuşacak. Onun için bu kesimde uğraşanlar da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu dönemde oy vermeleri hem kendi menfaatine hem ülke menfaatine. Sadece tarım ekonomi mi? Hayır. Kamusal alanda neredeyse kendinden olmayan bütün çalışanlar mağdur edilmiş durumda. Hatırlayın eğitimi. Allah aşkına 30 yıllık devlet tecrübesi olan, eğitim tecrübesi olan okul müdürlerimiz, idarecilerimiz bir gecede görevlerinden alındı. Yerine kim geldi? Malum kendilerine yakın olan sendika ve üyeleri ya da kendi dünya görüşünden olan, devlet tecrübesi olmayan, eğitim tecrübesi olmayan bir günlük öğretmenler bir bakıyorsunuz çok önemli bir eğitim kurumunun başında müdür olarak atanıyor. Niye? Sebebi bizden sen geç kardeşim. Sizden bir ötekileşme süreci yaşanıyor. Dolayısıyla kamusal hayatta bu ellerinden alınan ve mağdur edilen, ötekileştiren, bir kenara itilen insanlarımızın da umudu Milliyetçi Hareket Partisi. Biz bizdenmiş ya da bizden değilmiş düşüncesinden ziyade liyakatı esas alarak bir yapılanmayı tekrar sağlayacağız. Ve mağdur edilenlerin de o haklarını yeniden teslim edeceğiz. Şimdi mağdur edenlerin, yıkanların, bozanların tekrar düzeltme hakkı yoktur. Biz bu noktada da 99'daki iktidar dönemimizde rüştümüzü ispatlamış bir hareketiz. Bir siyasi partiyiz. Hatırlayınız 99 döneminde adam kayırmacılığının, partizanlığın önüne geçmek adına kendi iktidarımız döneminde hiçbir siyasi kaygı taşımadan bir sınav geliştirdik. Nedir? KPSS sınavı yani memur alımı. O sınava giriyorsunuz, başarılı oluyorsunuz, atanıyorsunuz. Peşine efendim mülakat, sözlü mülakat gibi vesaire bir uygulamalar içerisinde olmadık. Rüştümüzü de geçmişimize ispat etmiş bir hareketiz. Dolayısıyla 1 Kasım seçimlerinde kamuda çalışıp hükümetin zulmüne, gazabına uğrayanların da adresi Milliyetçi Hareket Partisi. Yapacaklarımız yapacaklarımızın garantisi evet, diyorsunuz. Rüştümüzü 99, evet. Evet, tabii şurada... Bunları çoğaltarak da devam edebiliriz. Seçim bildirgesinden biraz söz etmek istiyorum. Ben şunlara bir ilave yapabilir miyim? Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıllık bir siyasi deneyimli ve çok zor şartlardan, zor dönemeçlerden gelerek olgunlaşan bir siyasi parti. Sanıyorum dün Adalet ve Kalkınma Partisi seçim beyannamesini açıkladı. 1300 lira. Asgari ücret açıkladı. Evet, bir borsa var asgari ücrette. Yani. Evet. 1300, 1400, 1500. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1400 lira açıklamıştık. Evet. Bir önceki 7 Haziran seçimlerinden önce. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Bakanı, Maliye Bakanı, ya siz ne yapıyorsunuz? Bu paraları nereden bulacaksınız? Kaynak nerede? Kaynak demiş. Nerede demişti. Ve bugün baktık ki kendileri 1300 lira. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki ülkenin kaynakları var imiş. Ama burada problem şu. Dar gelirlerinin halini anlayan Milliyetçi Hareket Partisi, dar gelirliler o sıkıntılarından bir nebze olsun kurtulmak istiyorlarsa MHP'ye oy vermeliler. Ve yine çözüm sürecini devam etmesini arzu etmiyorlarsa ki ülkemizdeki vatandaşlarımızın genel kanaati bu. Çözüm süreci rafa kalkmalı, terörle mücadele edilmeli. Yine adres Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu söylemini hiç değiştirmemiştir. Şimdi ilk fırsatta yine çözüm masası kurulacak. Terör bittiği an yine çözüm süreci başlayacak. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Buzdolabına kaldırdık. Buzdolabına kaldırmak, daha sonra kullanmak üzere dondurmaktır. Şartlar oluştuğu zaman tekrar masaya konulacak demektir. Çünkü terör örgütüne verilen sözler vardır. Yine Türkiye'de dürüstlüğün, samimiyetin, kayırmacılığın olmadığı bir Türkiye hissediyorsa yine Milliyetçi Hareket Partisi, bunlar 120'den fazla ihale yasasını değiştirmiş bir siyasi anlayış. Yani her ihaleye yeni bir ihale yasası. Böyle bir anlayışla çalışıyorlar. Kendi yandaşlarına zengin etmek için. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir anlayışın içerisinde olmaz. Yine bugün HDP'ye oy veren %13-14 insanımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde HDP'nin oy oranı kaçtı veya eşdeğer partinin
5 civarlarındaydı. Yani 13 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden sonra Türkiye'de bölücülüğü temsil eden, terörü temsil eden siyasi anlayış %13-14, hatta bazılarının iddiasına göre de %15'e yükselmiştir. Bu Adalet Kalkınma Partisi'nin yönetim anlayışının bir sonucudur. Memur kıyımından Sayın Başkanım bahsetti. Evet. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük memur kıyımı yaşanıyor. En büyük memur kıyımı yaşanıyor. Yani yüzlerce okul müdürümüz sudan sebeplerle görevden alındı. Performans değerlendirmeleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il teşkilatında yapılan performans değerlendirmesiyle memurlarımız görevden alındılar, sürgün edildiler. Sayın Yine, Hekim devam ederken asgari ücret kaçıyordu. Onunla ilgili gündem kaçmasın diye söyleyeyim. Hoş gördünüz esnadan. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçim beyannamesinde biliyorsunuz 1400 lira asgari ücreti açıklamıştı. Bu dönemde de aynı rakamı açıkladı. Metropol kentlerde ulaşım gideri olarak 100 lira artı evi olmayanlara da 250 lira konut kira destek. Konut destek ile birlikte 1750 lirayı buluyor idi. Ama net kısmına baktığımızda 1400 lira. Neydi bu 1400 lira? Bu 1400 lira gelişigüzel hesaplanmış değil. Türkiye'de bugün insanca yaşamak için gerekli olan açlık sınırı rakamı 1400 lira. Milliyetçi Hareket Partisi bunu baz alarak bunu hesaplamış ve seçim beyannamesine yansıtmış idi. Hatırlayalım o dönem ülkemizi yönetenler daha çok zaman olmadı. Birkaç ay oldu. Yahu bunlar matematik bilmiyorlar. Memleketi batıracaklar. Hiç 1300 lira, 1400 lira, 1500 lira askeri ücret olur mu diyenler 20 milyon insanımız bu rakamların altında hayatını idame ettiriyorlar. Baktılar ki seçim kaybediliyor, seçim gidiyor. Ülke yönetiminden milletimiz uzaklaştıracak. Hemen rakamları da revize ederek 1300 lira çıkardığını görüyoruz. Hani biz matematik bilmiyorduk? Hani biz ülkeyi batıracak idik? Evet, tam da burada Yücel Altın telefon hattımızda. Merhaba Yücel Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Ben ilk önce size ve diğer başkanıma, ülkeme iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben başkanımdan ve vekilimden şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi millet şöyle diyorlar. Apo Türkiye'ye Bahçeli getirdi, affettiler. Evet. Halbuki yani ben bunu biliyorum ki Apo Türkiye'ye gelirse MHP mecliste yoktu. İkinci konu Apo'nun idamında MHP'nin oy vermediğini, yani kalkmasına oy vermediğini, millete ne kadar söylesese millet yok, işte iptal Bahçeli kurtardı. Bu gibi şeyleri böyle televizyonda vatandaşa açıklamasını sizden de rica ediyorum. Ben de kendim Ahsin MHP İlçe Teşkilatı'ndanım ama müsaadeyim. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok maalesef. Buyurun. Teşekkür ediyoruz izleyicimize de. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii hayırlı bunu akşamlar. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ısrarla bu yalanı Türk milletinin önüne koydular. Bebek katilinin Türkiye'ye getirilmesi Şubat 1999 yılıdır. Şubat 1999'da Milliyetçi Hareket Partisi 2002 seçimlerinin sonucu olarak parlamento dışıydı. Milliyetçi Hareket Partisi parlamentoda yoktu. O günkü dönemde azınlık DSP hükümeti iktidardaydı. Ve Nisan 99'da seçim yapıldı. Ve o seçimde Milliyetçi Hareket Partisi parlamentoya girdi. Yani Nisan'dan çok önce bebek katili Türkiye'ye getirildi. Yani. Bu yalan maalesef insanlarımız tarafından bu söyleniyor. Ve de idamın kalkması meselesini gündeme gelince Milliyetçi Hareket Partisi, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bütün unsurlarıyla hiçbir milletvekilini fire vermeden idam cezasının kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtları ortadadır. O dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi ismi altında meclistedir. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri de mecliste idamın kalkmasıyla alakalı
Ve yine o dönemin Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Partisi, Yeni Türkiye Partisi İsmail Cem'in başkanlığında kurulan bütün bu siyasi partiler İDAM'ın kalkması yönünde oy kullanmışlardır. Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi sanıyorum 122 veya 123 milletvekiliyle tamamıyla İDAM'ın kalkmaması yönünde, İDAM'ın devam etmesi yönünde oy kullanmışlardır. Fakat her konuda olduğu gibi yine Türk milletini yanıltarak yandaş medya dediğimiz, havuz medyası dediğimiz bu kanallar, bu basın mensupları marifetiyle Türkiye'nin gündemine bu algıyı yaratmışlardır, bu yalanı yaymışlardır. Fakat gerçek maalesef bizim anlattığımız gibidir. Evet, böylece bu da aydınlanmış oldu. Daha devam sonra edelim. Da niye asmadın diyenlerin bebek katili terörist başıyla pazarlıklar yaptığını, aynı masanın etrafında çözüm süreci etrafında birleştiğini gördük. MHP'ye iftira atan zihniyet. Evet. Sizde kalmıştık. Yarım yine niye Milliyetçi Hareket Partisi? Memur kıyımlarının olmaması, sürgünlerin olmaması için Milliyetçi Hareket Partisi demiştik. Yine evet. 4C'liler, taşeron işçiler kadroya girmek istiyorlar ise, kadroya alınmayı bekliyorlar ise, böyle yakınları var ise yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeliler. Emeklerin durumunu iyileştirmek, yılda 2 ikramiye vereceğiz ve diğer durumlarını geliştirmek için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeliler. Yine belde teşkilatlarımızın ve köylerimizin biliyorsunuz büyük şehir, bütün şehir yasasıyla hükmü şahsiyetler ortadan kaldırıldı. Tüzel kişilikler ortadan kaldırdı. Bunların geri verilmesi, yine bu köylerin ve beldelerin mülklerinin de köylüye tekrar iade edilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi'ne mutlaka oy vermeliler. Yine Türkiye'nin gündemindeki bugün yarınlarımızın da en büyük problemi terör ve Türkiye'nin bölünmesi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası konusunda eğer gerçekten bir kaygıları var ise ki olmalılar. Adalet ve Kalkınma Partisi Oslo'da, Kandil'de, İmralı'da, Dolmabahçe'de bu teröristlerle pazarlık etmiştir. Sayın dönemin başbakanı bugünkünün cumhurbaşkanının talimatlarıyla pazarlık etmişlerdir. Verilen sözler vardır ve bunlar ihanet ölçütünde vahim şeylerdir. Bunların ortadan kaldırılması, terörün bertaraf edilmesi arzu ediliyor ise, bekleniyor ise, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve anayasanın ilk 4 maddesinin değişmemesi gerektiğini vatandaşlarımız, hemşerilerimiz düşünüyorlar ise bu konunun garantörü Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü 46 yıllık sürecinde hep bu fikirleri savunarak gelmiştir. Çizgisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Hiçbir kırıklık karnesinde yoktur. Bunun için de Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklemeliler diyorum. Sen bilirsin Türkiye. Evet. Çok güzel, düşündüren bir slogan. Sen virgül bilirsin Türkiye. Bunun çok tartışması oldu. Sosyal evet. medyada da bunun çok tartışması oldu. İşte sen bilirsin Türkiye. Yani ister ver ister verme. Evet. Aslında o değil. Hı-hı. Maksat o değil. Bir virgül var arada. Sen bilirsin Türkiye. Bu yaşadıklarından sonra hala ve hala 13 yıldır Türkiye'yi yönetenlere oy vermeyi herhalde düşünmezsin. Bu ülkenin gündemine yoksulluğu getiren, yolsuzluğu getiren, teröristleri getiren, ya çok garip bir şey Türkiye'de. Hı hı. Yani Suruç katliamına kadar, sanıyorum onun tarihi de burada var. 2 Temmuz ayında sanıyorum. Hı hı. 20 Temmuz 2015 Suruç katliamı. 20 Temmuz'a kadar ısrarla çözüm sürecini destekleyen ve valilere sakın operasyon yapmayın. Teröristler 100 metre ötede vergi dairesinin karşısına kendi vergi dairelerini kurarken, bizim adliyemizin karşısına kendi adliyelerini kurmuşken, askerlik şubelerimizin karşısına alternatif askerlik şubeleri açıp daha militan toplarken, valiler bunu tespit etmesine rağmen operasyon yapamayan bir anlayış, 20 Temmuz'da Türkiye'nin gündemine bir eylem geliyor. 34 tane Türk vatandaşı orada katlediliyor ve o günden sonra Türkiye'nin kaderi değişiyor. Ve çözüm, anneler ağlamasın söylemiyle süre gelen iktidar birdenbire şahinleşiyor. Ne oldu? Bize, bu millete bunu önce açıklamalılar. Türkiye ağlıyor sadece şimdi, anneler değil. Şimdi iki ayda hiç gelmediği kadar şehit. Evet. 160 tane buldu. Yani bu nasıl bir anlayış? 400 milletvekili verseydiniz bunlar olmazdı.
Bu nasıl bir anlayış? Yani bunu Türkiye, Türk milleti iyi sorgulamalı. Suruç katliamını kimler yaptı? Hemen birkaç gün sonrasında PKK terör örgütünün yapma usulüne uygulayan veya onun eylem şekline, prensiplerine veya daha önceki yaptığı eylemlere hiç benzemeyen evlerinde enselerinden vurularak iki polis şehit edildi. Bu iki eylemi kim neden yaptırdı? Neden başladı bu işler? Niye birdenbire Tayyip Erdoğan teröre savaş açtı? Bu 13 yıldır niye bu teröre savaş açmadı da şimdi yapıyor? Niye? Ha, niye olduğunu şöyle söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi hep haklı çıkmıştır. Sürekli haklı çıkmaktadır. Bunda da haklı çıkmıştır. Milliyet bu seçimlerde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından 3 puan, 2 puan, 5 puan oy devşirebilir miyim mantığıyla Türk milliyetçilerine şirin görünmek için bu kadar canın kıyılmasına, bu kadar kan dökmesine müsaade ettiler. Veya tersinden bakarsak, terör örgütünün bu kadar güçlenmesine niye müsaade ettiniz? Orada Türk bayrağının indirildiği, şehirler arası yolun günlerce kapatıldığı dönemleri yaşadık. Niye o zaman müsaade ettiniz bütün bunlara? Niye o zaman göz yumdunuz? Cevap, bizi aldattılar. Ya hep mi aldatılacaksınız? Yarın sizi daha kimler aldatacak? Şimdi acaba Tayyip Erdoğan aldatılıyor mu? Yoksa Türk milletini mi aldatıyorlar? Türk milletinin ve hemşerilerimizin vicdanlarına bu soruyu emanet ediyorum. Evet, sen bilirsin Türkiye. Sen bilirsin Türkiye, evet. Sen virgül bilirsin Türkiye. Evet, tabii telaffuz şekli önemli burada. Şimdi tabii başka bir gerçek var, programın sonuna gidiyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP arasındaki nefrete kadar ulaşmış bir kopukluk, iki siyasi partinin birbirinden hiç hoşlanmaması. Seçime gidiyorsunuz, HDP ile ilgili tavrınız çok net, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ama sonuçta bu seçmen size de HDP'ye de aynı sayıda milletvekili sandalyesi verdi. 1 Kasım'da ne olur onu beraber göreceğiz. 7 Haziran seçimlerinden bu seçmen, evet bizle beraber HDP'yi de aynı kepeye koydu deyip ders aldı mı Milliyetçi Hareket Partisi? Bu bir derse eğer. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir başka siyasi partiyle ilgili nefretli bir bakışından bahsettiniz. Bizim Türkiye'de meşru zeminler içerisinde kurulmuş bir siyasi partiye nefretli bir bakışımız yok. Bizim genel bir prensibimiz, Türkiye'nin bölünmez siyasi bütünlüğünden uzak olduğu için den dolayı bir mesafemiz vardır. Bu Türkiye'nin... Mesafenin çok ötesi canım. Evet. Yani Türkiye ile ilgili kim hasımane tutum içerisinde ise Milliyetçi Hareket Partisi ve onun mensupları oldukça da mesafelidir. Bu ebed müddet bu topraklardaki bakış açımız devam edecek. Bu bir kefe değil. Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin çok üzerinde oy almıştır. Ama milletvekili noktasında bir eşitlik mevzu bahistir. Evet. Öyle tahmin ediyor, ümit ediyoruz ki yaşanan gelişmelerin de göz önünde bulunduracak olursak Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde daha başarılı olarak, daha fazla milletvekili çıkararak gündemde olacaktır diye düşünüyorum. Sizce? Şimdi şöyle bakmak lazım. Türkiye maliyeti 500-600 milyar dolardan bahsediyoruz. Hı hı. Maddi maliyeti. Yani evet. 30 yıldır terörün Türkiye'yi maliyeti. Düşünün ki Türkiye şu an 350-400 milyar dolar bir borcu var. Hı hı. 600 milyar dolarlık bir israftan bahsediyoruz. Ve 30 bin, 40 bin, 50 bin insanımızı yok eden, ölümüne sebep olan bir hareketten bahsediyoruz. Yine fotoğrafları olsa da göstersek, kundaktaki bebeklerin kurşunlandığı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve yine gencecik çocuklarımızı, 20 yaşındaki gençlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi katleden bir anlayıştan bahsediyoruz. Ve yine oraya hizmet için gitmiş gencecik hemşire bacılarımızdan, yine oraya hizmet götürmek adına köprü yapmak için, yol yapmak için, fabrika kurmak için giden işçilerimizin, mühendislerimizin katledildiğini biliyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir terör örgütünü ve onu siyaseten desteklemek, onlarla beraber olanları bir barıştan bahsedip nasıl hoş görebiliriz? Ben bu anlayışı anlamakta zorlanıyorum.
Bakıyorum işte Hasan Cemal gibi bir gazeteci, ben boyumu HDP'ye vereceğim. Boynun devrilsin, ver. Ver de bütün bunların müsebbibi, yani ben bu şehit ailelerine nasıl bakarım? O mühendislerin, o hemşirelerin, o sağlık personelin, daha geçtiğimiz günlerde sağlık personeline saldırıp katletmediler mi bu insanlar? Yani böyle bir terör örgütünü önceleyen, bunu benimseyen, bunun siyasi temsilciliğini yapan bir anlayıştan sevgiyle bahsetmek, hoşgörüyle bahsetmek mümkün mü? Ya bu nasıl bir şey? Yani bu insan olmanın ötesinde bir şey. Bu insanlıktan çıkmak demektir. Yani bir mücadele verebilirsin. Biz de ciddi bir siyasi mücadelenin kaynağından geliyoruz. Biz 12 Eylül öncesini yaşamış insanlarız. Ama her mücadele kendi içerisinde kuralları olan, nezaketi olan bir mücadele şeklidir. Bebekleri öldürmenin mücadele şekliyle ne alakası var? Yani evine girip polisi ensesinden vurmak, gencecik polisleri ensesinden vurmak ve bunların arasında da 30 bin, 40 bin insanımız var. Bunların yarısı da Kürt. Kürt kardeşimiz. Yani sen bir grubun temsilcisi olduğunu söylüyorsun ama o insanları, aynı gruba mensup, aynı kökten gelen, aynı dili konuşan insanları da öldürmekten kaçınmıyorsun. Yani ben nasıl sevebilirim bunları? Bunu bir seçim sonucu bekliyorsunuz peki? Yani 7 Haziran'da bir şey oldu, hükümet kurulamadı. 1 Kasım'da ne olur? Şimdi 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi başkanımızın da ifade ettiği ölçüde bütün bunlardan sonra Türk milleti, araştırma şirketlerinin yaptığı sonuçları da görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi en kötü sonuç itibarıyla 7 Haziran seçimlerinin ciddi manada üzerinde bir oy alacaktır. Bu sonuç kaçınılmaz ve yine aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi de ciddi bir şekilde oy kaybına uğrayacaktır. Ve ben inanıyorum HDP de ciddi bir oy kaybına uğrayacaktır. Yine bakın, bugün HDP'nin barajı aşmasının bir tek sebebi vardır. HDP'yi çok sevdiği insanların oy vermedi birçok kesim. Birçok kesim Tayyip Erdoğan nefreti ve Adalet Kalkınma Partisi'ne duyduğu nefretle oy verdi. Aman en pratik hesap buydu siyaseten. Eğer HDP parlamentoya girerse işte 50-60'ın üzerinde bir milletvekili alır. Eğer bunlar alırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı gerçekleşmez. Bu nefretle oy verdiği insanların önemli bir kısmı HDP'ye. İnşallah bunlar aklı başlarına gelmiştir. İnşallah. Yani koalisyondan bahsediyoruz. Hayır, artık kesinlikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı mümkün değil. Hayır. Artık yani önümüzdeki yıllarda Türk insanı da, Türk milleti de, siyasetçiler de bunu artık kendine ruhen hazırlamalı, aklen hazırlamalı. Ve milletimiz de bunu artık benimsemeli. Önümüze artık iktidar, tek başına iktidar dönemleri değil, koalisyon dönemi başlıyor. Hı hı. Ve bu koalisyonlardan da korkmamak lazım. Bütün ileri Avrupa ülkelerinin birçoğunda koalisyonlarla yönetiliyor ve koalisyonlarla büyük işlere, başarılara imza atmışlardır. Koalisyonlarda bu kadar yolsuzluk olmaz. Koalisyonlarda bu kadar sıkıntı olmaz. En azından birbirini denetleme mekanizması daha iyi çalışır. Önümüzdeki seçimde Genel Başkan birkaç gün önce seçim beyannamesini açıklarken bir bölümünde bizi iktidar kurmamakla suçlayanlara çok net cevap verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi bir hükümet kurma teklifinde bulunmadı. Geçerken uğradılar. Önümüzdeki biz tek başına iktidar istiyoruz. Ancak böyle bir şey, bir koalisyon çıkarsa biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümet kurmaya hazırız mesajını da verdi. Evet, seçim bildirgelerine bakınca bütün siyasi partiler için şunu söyleyebiliriz. 7 Haziran'dan çok bir farkı yok. Yine vatandaşın cebine, bütçesine, mutfağına, evine, ailesine dokunan çözüm önerileriyle geliyor siyasi partiler. Bir kısım belki Adalet ve Kalkınma Partisi geçen 7 Haziran seçimlerinde insanların cebine hitap eden vaatleri yoktu. Ama şimdi sanırım 7 Haziran seçimlerinden alınan dersle onlar insanların artık evet çok zor koşullarda yaşadıklarının sanırım farkına varmışlar ki biraz ceplerine para girmesi için açıkçası bazı vaatlerde bulundular. Seçmen kararını 1 Kasım günü kendi verecek, sandığa gidecek. Hangi siyasi partiyi nerelere taşıyacak onu 1 Kasım akşamı hep birlikte göreceğiz. Ama görünen şu ki koalisyon hükümetine Türkiye hazır. Bir noktayı seçmenlerimizle paylaşmak istiyorum, hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesinde bir şey daha değişmedi. O da yeni anayasa talebi. Evet. Yeni anayasa talebinde vatandaşlık tarifinde talebi şu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin.
Türk kimliğinin olmadığı, hiçbir etnisiteye dayanmayan bir vatandaşlık tanımının talep edildiğini söyledi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, andığımız gibi Türk kimliğini ifade eden unsurlara karşı, anlayışa karşı Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz yıllarda bir mücadele başlatmıştı. İşte devlet dairelerinden Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması, okullarımızdan andımızın kaldırılması ve yine birçok şehrimizin önemli yerlerinde dağda taşta yazılan ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin kaldırılması gibi eylemleri yapan Adalet Kalkınma Partisi önümüzdeki dönemde tek başına iktidar olması halinde iddiası odur ki Türk kimliğinin ifade edilmediği yeni bir anayasa talep ediyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de farkı burada. Biz diyoruz ki terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çözüm süreci için asla kimseyle masaya oturmayacağız. Ve Türk kimliğini de sonuna kadar savunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı durumu budur. Bunu farkımız iyi budur diyorsun. Bunu ayırt etmek lazım. Bu da önemlidir. Yani Türk kimliğini etnisi diye indirip Türk kimliğini öne çıkarırsak Kürt'ü, Çerkez'i boşuna onlar üzülür. Halbuki Kürt'ün karşılığı hiçbir zaman Türk değildir. Kürt'ün karşılığı Türkmen'dir, Zada'dır, Çerkez'dir, Boşnak'tır. Bütün bunları büyük Türk milletinin onurlu şahsiyetleridir. Biz bunu ifade ediyoruz. Anayasadaki ifadesi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Peki. Teşekkür ediyorum. Sonuna geldik. Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Az önce koalisyon dediniz son kısımla ilgili. Türkiye'de bize son süreçle ilgili, 1 Kasım'la ilgili altını çizerek programı kapatalım. Kardeşim bunlarla uzlaşılmaz, bunlar her şeye hayır diyor, bunlarla koalisyon kurulmaz, bunlarla ortaklık yapılmaz, bunlar çözüm üretmeyen, çözüme yanaşmayan, bunlar iktidara yanaşmayan gibi haksız ithamlara maruz kalıyoruz. Şunu hatırlatarak programımızı kapatalım. Türkiye'de en uzun süren koalisyon dönemi 3,5 yıl sürmüştür. 3 farklı görüşün bir arada olduğu ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bulunduğu bir koalisyondur. O koalisyon toplumsal barışa önemli hizmetler etmiştir. Yine o koalisyon döneminde bugün yaşadığımız terör hadiselerinin neredeyse hiç yaşanmadığı bir hükümet dönemiydi. Bunu da hatırlatarak... Önden korkmayalım diyorsunuz. Evet. Biz peki. Dolayısıyla uzlaşmaz değil, tam aksine uzlaşıdan yana, barıştan yana, sevgiden yana olan bir hareketiz. Peki Sayın Topçuk, kocaman bir kafes yazdınız. Evet, ben Bursalı hemşerilerimizle, hem dava arkadaşlarımızla, hem partililerimizle bir konuyu paylaşmak istiyorum. 1980 öncesini Türk milliyetçilerinin o kutlu mücadelesini anlatan, o destansı mücadelesini anlatan bir film. Ki bu Türk filmi adına ilk defa, Türk filmciliği adına da bir ilktir. Kafes filmi. Evet. Biz gittik, seyrettik. Gerçekten çok duygulandığımız bir film. Gözyaşlarımızı tutamadığımız bir film. O süreci çok iyi anlatan bir film. Bütün hemşerilerimize ben bu filme sahip çıkmalarını hem bilgilenmek amacıyla genç neslin de bizim neslin 78 ve 68 kuşağı neler çektiğini görmek adına kent meydanındaki Afşar sinemalarındaki Kafes filmine mutlaka gitmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, geçmişini bilmeyen geleceği taşıyamaz. Teşekkürler, yolunuz açık olsun, kolay gelsin diyelim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, siyaseten bu sezonun ilk programı burada sona erdi. Yarın sabah günaydın da tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın, esen kalın.